Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, yeni bir Osmanlı Türkçesi imlası Türkçe unsurlar dersimizde birlikteyiz. Önceki derslerimizde arkadaşlar okutucu harflerle ilgili imla kaidelerimizi gördük. Daha sonrasında kaf harfi çeşitlerini gördük. Aynı şekilde Türkçe kelimelerin imlasını beraber işledik. Ve en son bir önceki dersimizde sat ve tı harfi ile ilgili kaidelerimiz üzerinde durduk. Şimdi bu imla kaidelerimizin üzerine tamamlayıcı nitelikte bizim daha başka imla kaidelerimiz var ki önümüzdeki 3 dersimizde o konuları inşallah işleyeceğiz. Evet, bu işlemiş olduğumuz konulara ilaveten tamamlayıcı nitelikte bizim daha başka kaidelerimiz de var ki biz bunlara tamamlayıcı imla kaideleri diyoruz. Belki diyebiliriz ki Osmanlı Türkçesi imlasında Türkçe unsurlar bölümünün en ehemmiyet arz eden bel kemiği mesabesindeki konusu bu konu arkadaşlar. Tamamlayıcı imla kaideleri altında bizim 15 tane ana maddemiz var ve bu 15 ana maddenin bazılarının da 1, 2, 3'e kadar varan tali maddeleri var. Şimdi tamamlayıcı imla kaideleri diye ana başlığımızı şuraya atalım arkadaşlar. Tamamlayıcı imla kaideleri. Evet, 15 civarında maddemiz var arkadaşlar. Birinci maddemiz, A maddemiz, isimlerin yalın haliyle fiil kökleri yani emir kipleri hiçbir ek alımında bozulmazlar. Tekrar ediyorum. Fiillerin emir kipleri ile isimlerin yalın halleri hiçbir ek alımında bozulmazlar. En temel maddelerimizden bir tanesi bu. Buna A diyelim. İsimlerin yalın hali ile fiil kökleri hiçbir ek alımında bozulmazlar. Evet, birinci maddemiz bu. İsimlerin yalın hali ve fiillerin kökleri yani emir kipleri hiçbir ek alımında bozulmazlar. Bu ekin hangi ek olduğu hiç önemli değil. Misallere geçmeden önce arkadaşlar bir anekdotu, bir ayrıntıyı daha ifade etmekte fayda var. Mesela aramak bir fiil köküdür. Bu fiil kökünden türetilen aratmak, araştırmak, aranmak veya açmak, açılmak yine ondan türeyen bir fiil veyahut baş mesela bir isimdir. Bundan türeyen başka fiiller başla yani başlamak, başlatmak veya bakınız iyi isimdir. İyileşmek, iyileştirmek gibi yine isim kökünden böyle çekilebilen bütün fiil kökleri bu yeni yapılar içerisinde bir nev kök olarak düşünülür. Bu şekilde onlara muamele edilir arkadaşlar. Mesela iyileştir, o fiilin kökü iyileştirdir veya iyileştir. Yani biz aşağı doğru iyi ismine varıncaya kadar o bütün ekleri çıkartıp atmayız. Yani iyileştirdim desek mesela bunun kökü nedir? Bunun kökü iyileştirmek fiilidir. Veya iyileşti. Bunun kökü fiil olarak iyileş köküdür arkadaşlar, fiilidir. Bu şekilde yani dolayısıyla her bir sonraki ek için her bir sonraki çekim eki için
Kök yapı, bu fiilse fiil, isimse isim, bir cihette kök manasındadır. Aynı şekilde isimler için de geçerlidir bu. Mesela göz arkadaşlar köktür. Bundan türeyen başka kelimeler vardır. Gözcü gibi, gözlük gibi, gözlükçü gibi, gözlem gibi. Bu şekilde yani biz gözlükçüleri desek bunun kökü nedir? Gözlükçüdür arkadaşlar, gözlükçü. Tabii daha aşağı inersek gözlüktür. Daha da aşağı inersek gözdür. Ama sondaki çekim ekleri için her en sondaki yapı bir cihette yalın hali veya kök vazifesindedir. Ne demek istediğimizi şuraya bir misalle yazalım ve misalimizi ondan sonra icap ederse silelim arkadaşlar. Mesela şuraya yazıyorum. Gözlükçüleri. Bakınız bir sürü ekler mevcut burada. Evet, şu bizim kökümüz, isim kökü. Şu yapım eki, isimden isim yapan, yani manayı değiştiriyor tamamen. Bir manayı başka bir manaya taşıyorsa ona yapım eki diyoruz arkadaşlar. Mesela gözlük, bakın gözden tamamen ayrı bir kelime. Aynı şekilde gözlükçü, gözlük işini yapan veya gözlük işini satan, gözlük satan kişi olduğu için bu da yapım eki. Yani mana tamamen değişiyor. Ama bakın gözlükçü artık kök bir mana ifade ediyor. Yani bu kelime bizim bir artık kökümüz. Bakın gözlükçüler. Bu ek yapım eki değildir. Niçin? Çünkü manayı değiştirmiyor. Birden fazla gözlükçü anlamına geliyor. Biz bunlara çekim eki diyoruz. Çekim eki. Mesela gözlükçüleri ismin hal eklerinden bir tanesidir. Bu. Bu da çekim ekidir. Yani bizim ismimizin manasını değiştirmiyor. Bundan dolayı biz bunlara çekim eki diyoruz. Yapım eki mesela isimden yeni bir isim türetebilir. İsimden fiil türetebilir. Fiilden fiil türetebilir. Veyahut fiilden isim türetebilir. Ama yeni türetilen kelimemizin bir öncekiyle alakalı ama daha farklı bir manayı ifade etmesi lazım. Bu eklere yapım eki diyoruz. Yapım eki haricindeki eklerimiz de bizim çekim ekleri oluyor. Dolayısıyla şu yapı içerisinde bizim kelime kökümüz arkadaşlar şudur bakın. Gözlükçü. Yani biz kelimenin kökü için ta en alta kadar şu göz kelimesine kadar inmeyiz. Az önce ifade etmeye çalıştığımızda buydu. Mesela aramak fiilin kökü. Araştırmak. Ben birkaç tane ekle birlikte fiilden yeni bir fiil türetmişim. Artık benim fiilimin kökü araştırmak oluyor. Bu şekilde. Demek ki isimlerin yalın hali ve fiillerin kökleri hiçbir ek alımında bozulmazlarmış arkadaşlar. Mesela örnek verecek olsak. Şunu arkadaşlar anlaşıldıysa eğer şu misali siliyorum. Öncelikli olarak isim misali verelim. Hatta önce lacivertli misal diyelim arkadaşlar. Belki mevzu daha iyi anlaşılsın. Ve bunun altına sonra isim diyelim. İsim misalleri yani. Mesela sayı. Bakın bizim bir ismimizdir sayı. Bunun sonuna ben bazı ekler ilave edebilirim. Mesela sayıyı diyebilirim. İsmin i halini ilave ederim. Veya ismin e halini ilave edip sayıya diyebilirim. Veya olumsuz ekini getiririm, sayısız derim. Ama her daim ben şu kelimenin yalın halini, ismin yalın halini muhafaza ederim. Yani ismin yalın haline ben müdahale edemem, köküne müdahale edemem. Bakın sayıyı diyecek olsam, sayıyı böyle yazarım. Sonra sayıya desem, sayıya aynı şekilde böyle yazarım. Veya sayısız desem, bakın onu da böyle yazarım. Yani kökü sayı ismimizi daima muhafaza ederiz. Mesela bir örnek daha. Sevgi.
Bakın, sin, vav, kaf-ı farisi ve y harflerimizden oluşan bir kök kelimemiz, ismimiz bizim bu. Mesela li ekini getirsem sevgili olur veya sevgisiz olabilir veya sevgisi olabilir ama her daim kök muhafaza edilir. Mesela sevgili. Sevgili. Mesela sevgisi. Buna sevgi, şöyle yazalım o zaman, biraz G üstten başlatalım. Sevgisi. Mesela sevgisiz. Gibi türemiş olan kelimelere, eklere baktığımızda kökteki sevgi kelimemizin daima muhafaza edildiğini görürüz arkadaşlar. Demek ki isimlerin yalın hali hiçbir ek alımında bozulmuyormuş. Peki fiillerde acaba durum nasıl? Fiillerde de tamamen aynı. Şuraya da fiil yazalım. Mesela fiil kökü olarak ara, ara. Ararsa, arıyor veya aradı. Bakın yazalım. Fiilimizin kökü ara. Ara. Aradı. Bakın arıyor yazacağım. Buradaki elifin sanki düşmesi veya y'ye değişmesi gerekir gibi gözüküyor değil mi? Arıyor. Ama arkadaşlar fiilin kökünü daima muhafaza ediyorum ve ekimi ben sonuna getiriyorum. Yani aslında yazımı arıyor şeklinde fakat okurken arıyor şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde ararsa. Ararsa. Yine bir diğer misal verecek olsak mesela söyle. Söyleme, söylüyor, söyledi gibi. Söyle, söyle. Bakın, söyledi, söyledi. Aynen az önce söylediğimiz gibi bakın. Söylüyor dediğimizde sanki söyle, e sesinin ü'ye değişmesi gerekir gibi bir durum gözüküyor. Fakat kuralımız neydi? İsimlerin yalın hali ve fiil kökleri hiçbir ek alımında bozulmaz. Dolayısıyla ben fiil kökümü önce yazıyorum. Söyle şeklinde. Getireceksem eki ondan sonra onun sonuna arkasına getiriyorum. Söyle yor şeklinde yazıyor. Okurken söylüyor şeklinde okuyorum arkadaşlar. Söylesek diyelim diğer misalimizi de. Söylesek. Evet demek ki İsimlerin yalın hali ve fiil kökleri hiçbir ek alımında değişmez ve bozulmazmış arkadaşlar. Bu bizim birinci maddemiz. Şimdi gelelim tamamlayıcı imla kaidelerinin ikinci maddesine, B maddesine. Klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda esasen okutucu harflere ihtiyaç gösteren farklı sesler bulunmasına rağmen bu okutucular pek kullanılmazlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda esasen okutucu harflere ihtiyaç gösteren farklı sesler bulunmasına rağmen bu okutucular pek kullanılmaz. Bunu tahtaya yazalım. B dedik. Klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda evet arkadaşlar klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda esasen okutucu harflere ihtiyaç gösteren evet okutucu harflere
okutucu harflere ihtiyaç gösteren farklı bulunmasına rağmen bu okutucular pek kullanılmaz. Bu oku okutucular pek kullanılmaz. Tekrar edelim arkadaşlar. Klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda esasen okutucu harflere ihtiyaç gösteren farklı sesler bulunmasına rağmen bu okutucular pek kullanılmazlar. Evet, bunların çok kullanılmakta ve rahatlıkla fark edilerek anlaşılabilir olmalarından dolayı artık sabitleşmiş belli şekillerine riayetle okutucuları terk edilir. Çoklukla kullanıldıklarından dolayı bunların başka kelimelerle karışma durumu mevzubahis değildir arkadaşlar. Evet, bu tarz yazım peki bize ne kazandırıyor? Osmanlıca'da steno gibi arkadaşlar neredeyse okuma hızına yakın bir şekilde veya konuşma hızına yakın bir şekilde ona denk bir süratle yazabilmeyi bizlere temin etmiş oluyor. Yani biz fazla okutucu harfleri, fazla bir kısım işaretleri, şunları bunları terk etmek suretiyle çokça kullandığımız bazı kelime ve ekleri klişe hale getiriyoruz. Zaten onların çokça kullanıldığından dolayı başka kelimelerle yahut eklerle karışma ihtimali mevzu bahis değil arkadaşlar. Şimdi klişeleşmiş önce eklere misal verelim. Daha sonra klişeleşmiş bazı kelimelerimizi tahtaya yazalım arkadaşlar. Önce ekler diyorum. Ekler. Mesela ikinci çoğul şahıs eki. Yaparsınız. Bakın, gelirsiniz, okursunuz, üşürsünüz, yani sınız, siniz, sunuz, sünüz gibi bilimum seslerle okunabiliyor. Onun yazım şekli sin, kaf-ı nuni ve z şeklinde. Bakın, bu ek hem sınız, hem siniz, hem sunuz, hem de sünüz gibi muhtelif seslerle okunuyor arkadaşlar. Gelirsiniz derken bunu kullanıyorum. Okursunuz derken bunu kullanıyorum. Yaparsınız derken bunu kullanıyorum. Koşarsınız derken hepsinde klişedir bu. Bakın, ne sinden sonra ye ya ne de kaf-ı nuni'den sonra ye mevcuttur. İkisi de terk edilmiş klişe bir ektir arkadaşlar. Aynı şekilde ceiz. Yani mesela geleceğiz, koşacağız gibi ceiz eki. Cim, sonra kafiyayı ve sonundaki z ekiyle yazılır arkadaşlar. Yani kafiyayı'dan sonra arada herhangi bir y eki mevcut değildir. Yapacağız, özür, bu ince sesli, geleceğiz, gideceğiz, dinleyeceğiz gibi. Bir de bunun kalın hali var. O da cağız eki, o da cim, gayın ve z harfiyle yazılıyor. Bakın, cağız derken cimden sonra bir elif, gayından sonra da bir y gerekiyor gibi. Fakat artık klişe bir hal almış. Burada kesinlikle o okutucu harfleri kullanmıyoruz. Bunu gördüğümüz zaman da biz herhangi başka bir ek ile veya kelime ile zaten bunu karıştırmıyoruz. Bir diğer ekimiz arkadaşlar, olumsuzluk eki, sız. Mesela ıssız, mesela sessiz, sonra korkusuz. Yani siz, sız, sus, süz gibi eklerle okunabilen
seslerle okunabilen bir ekimiz. Olumsuzluk eki. Yani olmayan anlamında. Mesela susuz, su olmayan. Gözlük süz, gözlük olmayan. Kitapsız, kitabı olmayan manasında bir olumsuzluk eki. Bakın, sız, siz, su, süz gibi çok muhtelif şekillere girebiliyor. Ama hiçbir okutucu harfi yok. Sin ve Z harfinden oluşan bir ekimiz bizim arkadaşlar. Sonra mak eki, yine mastar ekidir. Mesela koşmak, bulmak, yapmak, atmak gibi. Orada da okutucu harfi yoktur. O da mim ve kaf harfinden oluşur. Bir de bunun ince şekli var ki, ince şeklinde zaten okutucu harf biliyorsunuz. Kapalı hecelerde ve ilk hecede H okutucusunu biz E seslerinde okutucu olarak kullanmıyoruz. Sonra bir diğer misalimiz arkadaşlar, yine gelecek zaman eki cek ve kalın olan cak ekleri. Evet, mesela gelecek, bilecek, koşacak gibi. Aynı zamanda bu cik manasında da geliyor, küçültme eki, kedicik, dedecik gibi. Bunun da yazımı cim ve kef şeklinde. Bir de cak şeklinde bir ekimiz var ki bunun karşılığı, o da cim ve kaf şeklinde. Cimden sonra bakın elif okutucusu yok. Koşacak, kalacak, yapacak anlamında arkadaşlar. Bir diğer ekimiz çoğul eki. Ler ve lar manasında geliyor. Ama yazımı tektir. Lam ve ra'dan oluşur. Lam ve ra'dan oluşur. Yani biz kediler desek de bunu yazarız. Okullar desek de kalın A sesiyle yine bunu kullanıyoruz. Ler ve lar sesini veren çoğul ekimiz lam ve ra harfiyle yazılıyor. Bir de dal ve ra'dan oluşan bir ekimiz var arkadaşlar. Bu dır, dir, dur, dür veya tır, tir, tur, tür sesleriyle okunabiliyor. Mesela bu bir kalemdir. Bakın dir sesiyle. Kitaptır. Dır sesiyle veya kitap tır, tır sesiyle. O okuldur. Bakın U sesiyle. Bunun gibi muhtelif seslerle okunuyor ki o da dal ve ra'dan ibaret klişe bir ekimizdir. Hangi sesle okunursa okunsun yazımı dal ve re şeklindedir. Evet, bunlar bizim klişe eklerimiz arkadaşlar. Şimdi gelelim kelime misallerimize, yani klişeleşmiş kelime örneklerimize. Mesela ancak kelimesi, bakın elif, nun, cim, sonra bir elif daha olması gerekir gibi cim harfini A sesiyle okutmak için. Fakat çokça kullanılan bir kelime olduğundan dolayı o elif okutucusu terk edilmiş ve elif okutucusuz bir şekilde yazılır. Gördüğümüz zaman hiçbir kelimeyle karıştırmayız. Aynı şekilde mesela değil, değil şeklinde yazılır. Dal, yumuşak ye, yani kafi yayı ve lam şeklinde yazılır. 8 mesela sin, kef ve z şeklinde yazılır ki kef ile z arasında sanki y okutucusu olması gerekiyormuş gibidir. Fakat çokça kullanılan bir kelime olduğundan dolayı harften tasarruf etmek adına, okuma yazma hızına mani olmamak adına düşürülmüş arkadaşlar. Onları da tahtaya yazalım. Ancak değil, sekiz. Daha sonra mesela gibi kef, y, b, h ile yazılması lazım. Fakat çok kullanılan bir kelime olduğundan dolayı kef ile b arasındaki y okutucusu düşmüştür. 90. T'dan sonra vav harfi normalde olması lazım. T'yı to veya do sesiyle okutmak için. Fakat vav okutucusu yoktur. Biz derken b ile z arasında y okutucusu olması gerekir normal şartlarda. Fakat çokça kullanılan bir kelime olduğundan dolayı düşürülmüş. Klişe bir yazımı var. B ve Z şeklinde. Aynı şekilde 20. Bakın Y'den sonra başlangıçta bir okutucu Y daha. Daha sonra bir de en sonda mim harfinden sonra bir Y okutucusu daha, zaten o mevcut. Ama 20 şeklinde kafiyayı ile yazıyoruz. Bakın kafiyayı'den sonra
ra'ya giderken arada bir y okutusu olması lazım fakat yazılmıyor. Klişe bir yazım var. Bir derken b ile ra arasında bir okutucu y harfi olması gerekiyor fakat o da yazılmıyor. Klişe bir yazımı var. Deniz derken dal, kaf-ı nuni, kaf-ı nuni'den sonra bir y okutucusunun olması gerekiyor i sesiyle okumak için fakat o da düşürülmüş arkadaşlar. Bunlar klişe kelimelerimiz. Yazalım onları da. Gibi, gibi, bakın keften sonra bir y okutucusu olması gerekiyor fakat yazılmıyor. 90, tı'dan sonra bakın vav okutucusu yazılmıyor. Klişe bir yazım var arkadaşlar. Aynı şekilde bakın biz derken arada y okutucusu yok. Yirmi derken, bakın kaf-ı yâ'dan sonra şu arada bir y okutucusu olması lazım, yok. Aynı şekilde bir ve deniz kelimelerinizde böyle klişe yazımları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci maddemizi de bu şekilde bitirdikten sonra şimdi gelelim üçüncü maddemize, C maddemize. İkinci tekil şahıs emir kiplerinde kullanılan A sesleri elif ile yazılır. İkinci tekil şahıs emir kiplerinde kullanılan A sesleri elif ile yazılır. Onu da şuraya yazalım. C. İkinci tekil şahıs. Şahıs emir kiplerinde yazılan ikinci tekil şahıs emir kiplerindeki A sesleri elif ile yazılır. Evet, ikinci tekil şahıs emir kipleri dediğimiz arkadaşlar bizim aynı zamanda fiillerimizin zaten kökü oluyor. Mesela başla kim? Sen. Salla kim? Sen. Kapa kim? Sen. Yıka kim? Sen. Bu manada. Evet, demek ki ikinci tekil şahıs emir kipleri aynı zamanda bizim fiillerimizin kökleri olmuş oluyor. Mesela başla. Kapa. Salla. Oyna. Misallerimizde olduğu gibi. Demek ki ikinci tekil şahıs emir kiplerindeki sonlardaki A sesleri elif ile yazılıyormuş arkadaşlar. Bu da bizim üçüncü maddemiz, C maddemiz. Tamamlayıcı imla kaideleri üçüncü maddemiz. Evet arkadaşlar, şimdi tamamlayıcı imla kaidelerinin geldik dördüncü maddesine, D maddemiz. O da bu kipin nehileri kalın seslilerde ma, ince seslilerde ise m ilavesiyle yapılır. Yani kalın seslilerde mim, elif, ince seslilerde ise mim ve h ilavesiyle yapılır. Bu kiplerin nehileri. Evet, onu şuraya yazıyorum. D diyelim. Bu kipin nehileri
bu gibi nehileri. Evet arkadaşlar, kalın kalın seslilerde kalın seslilerde mim ve elif şeklinde ma, ince seslilerde ise ne ilavesiyle seslilerde ise mim ve he ilave ile yapılır. Evet, yani olumsuzları eğer kalın bir sesli ise bizim kelimemiz mim ve elif harfi ilavesiyle ma şeklinde, ince bir sesli ise mim ve he ilavesiyle me şeklinde yapılır arkadaşlar. Misalleri şuraya yazıyorum. Mesela arkadaşlar, kalınlara misal verecek olsak kökümüz yap. Nehyediyoruz, yapma. Koş, koşma. Oku, okuma. Sor, sorma gibi. Sonlardaki ma sesleri mim ve elif harfiyle yazılıyor. Koşma. Sorma. Yapma. Okuma. Misallerinde olduğu gibi. Peki ince olursa, incelerinde ise arkadaşlar, verme, silme, gitme, gelme misallerinde olduğu gibi sona mim ve he okutucusu getiriyoruz. Gelme, verme, gitme, mesela silme gibi. Demek ki bu kipin nehileri kalın seslilerde ma, yani mim elif, ince seslilerde ise m, yani mim he ilavesiyle yapılıyormuş arkadaşlar. Misallerimiz de burada. Koşma, bakın kalınlarda mim elif, incelerde gelme, mim he ilavesiyle yapılıyor. Şimdi bunun bir alt maddesi, nehi yapısı üzerine ek alımı devam ettiğinde gerek elif gerekse he okutucuları tamamen terk edilebilir arkadaşlar. Bakın böyle yalın halde kaldıklarında bu. Yani böyle sade, sonlarına ek alınmamış bir vaziyette kaldıklarında böyle. Ama ek alımı devam ettiğinde gerek şu elif okutucusu, gerekse de he okutucusu terk edilebilir arkadaşlar. Terk edilebilir. Bunların da misallerini şuraya yazalım. Bakın bu bizim bir alt maddemiz, tali maddemiz. Mesela koşmadan... Bakın, elif okutucusunu düşürdük. Mesela, sormadığı bakın, mimden sonraki elif okutucusu düştü. Evet, mesela yapmadı. Yapmadı. Bakın mimden sonraki elif düşmüş. İnceler için ise mesela vermedin. Vermedin. Kim? Sen. İkinci tekil şahıs. O yüzden kaf-ı nun ile yazıyoruz. Sonra evet mesela gelmedik. Gibi. Bakınız mimden sonraki he okutucusu otomatikmen düşüyor. Demek ki bu nehi yapısı üzerinde ek alımı devam ettiğinde gerek
kalınlardaki mimden sonraki elif okutucusu, gerekse de ince olanlardaki mimden sonraki he okutucusu terk edilebiliyor arkadaşlar. Bir diğer maddemiz, bir diğer tali maddemiz, hafifleştirilmiş mastarların sonu okuma, yazma, danışma gibi A sesiyle bittiğinde H okutucusu ile yazılır. Halbuki sakın okuma, kimseye sorma, danışma gibi sonu A seslisiyle biten nehiler ise elif okutucusu ile yazılır. Böylelikle arkadaşlar aynı sesliyle biten mastarlarla nehiler arasında yazı dilinde de lafız benzerliğinden kaynaklanan muhtemel karışıklık Osmanlıca'da bu şekilde önlenmiş olmakta. Peki konuşma dilinde zaten bir sıkıntı yok. Biz bunu vurguyla ayırt edebiliyoruz. Mesela danışma dediğimiz zaman demek ki bir yer var ki oraya insanlar gidip bir şeyler soruyorlar, danışıyorlar. Ama danışma dediğimiz zaman yani danışma işini yapma manasında bir nehi olduğunu çok iyi anlıyoruz. Mesela yüzme. Nereye gittin? Yüzmeye gittim. Yüzme. Orada onun hafifleştirilmiş mastar olduğunu çok rahat anlıyoruz. Ama yüzmekte olan birisine bağırdığımızda yüzme diye artık o nehi olduğu sesteki vurgudan otomatikman anlaşılıyor. Fakat Osmanlıca'da arkadaşlar demek ki hafifleştirilmiş mastarları kalın seslilerde mim harfinden sonra aynen nehilerde olduğu gibi elif okutucusuyla değil mim harfinden sonra h okutucusuyla demek ki gösteriyormuşuz. Mesela ona da iki yıldız koyalım. Ve misallerimize şuraya mastar, buraya da nehi diyerek misalleri yazalım. Mesela danışma dedik. Bir de bunu nehi manasında yazacak olsak. Bakın birincisi gittim danışmaya sordum. Bu mastardır. Ama bir daha Ahmet'e danışma dediğimiz zaman bu nehidir arkadaşlar. Bakın mastar olanı sondaki A sesini H okutucusuyla nehi manasındaki A sesini ise elif okutucusuyla yazıyoruz. Mesela okuma yazma. Nereye gidiyorsun? Okuma ve yazma kursuna gidiyorum mesela. Mastardır değil mi? Okuma, yazma. Bakın mastar olduğu için sondaki A sesleri H okutucusuyla yazılır. Ama ben sana kaç defa dedim, o kitabı okuma, bu deftere yazma diyecek olsak, bu nehi olduğu için bunları biz mim harfinden sonra böyle elif okutucusuyla gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, demek ki mastarlarda, kalın seslilerde sondaki A sesleri mastarlarda H okutucusu ile, nehilerde ise daha önceki maddemizde de şuradan hatırlıyorsunuz, mim harfinden sonra elif okutucusuyla demek ki yazılıyormuş. Evet, devam ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar keza hafifleştirilmiş mastarların sonu E sesiyle bittiğinde yine H okutucusu bunlarda kullanılmaktadır. Bu durumda yalnız E seslisi ile biten nehilerin devam eden o ek alımlarındaki bu okutucuları malumunuz terk ediyor idik. Mastarlarda ise bunu terk etmiyoruz arkadaşlar. Bakın ne demek istediğimizi şuraya misalleriyle tekrar anlatalım. Bunu da 3 yıldızla ifade edelim. Mastar ve nehi diyorum. Mesela mastar yüzmeden geliyorum. Yüzmeden geliyorum. Bakın yüzmeye gittim. Yüzmeden geliyorum. Fakat mesela yüzmeye gittim. Yüzdün mü? Hayır, yüzmeden geliyorum. Yüzmeye gittim ama yüzmedim. Nehi manasında dediğimiz zaman evet nehi ifade eden
sondaki H okutucuları ek alımı devam ettiğinde düşer. Bu şekilde baktığımızda arkadaşlar, yani bunun mastar mı olduğunu veyahut nehi ifade eden bir kelime mi olduğunu anlayabiliyoruz. Mastar manasını ifade eden, şurada mastarın resmini unutmuşuz. Mastar manasını ifade eden bu H okutucuları ek alımı devam ettiğinde terk edilmezler, düşmezler. Ama nehi ifade eden, olumsuzluk ifade eden H okutucuları ek alımı devam ettiğinde arkadaşlar terk edilirler. Mesela nereden geliyorsun? Gezmeden geliyorum. Bakın gezme mastardır. Gezmeden. Terk edilmez. Ama İstanbul'a gittik, gezmeden geldik. Yani hiçbir yeri görmedik. Dediğimizde bakın oradaki H okutucusunu terk ediyoruz ve bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Demek ki nehi ile mastarı yazımdan fark edebiliyormuşuz. Bir örnek daha verecek olsak, sizin şirket incelemeden geçti mi? Bakın mastardır, inceleme. İncelemeden. Evet, incelemeden geçti. Peki öğretmen senin defterini inceledi mi? Hayır, incelemeden geçti. Hiç incelemedi, bakmadı. Evet, burada nehi manası olduğu için onu da arkadaşlar incele, bakın mim'den sonraki h düşüyor. Onu bu şekilde yazıyoruz, incelemeden. Evet, bu da bizim D maddemizin 3. tali maddesi olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldik tamamlayıcı imla kaidelerimizin E maddesine. 3. tekil ve çoğul şahısların emir kipleri sin, sinler, sun, sunlar suretinde normal nun harfiyle yazılır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 3. tekil şahısların emir kipleri sin, sinler, sun, sunlar şeklinde normal nun harfiyle yazılır. E maddemizi de şuraya yazalım. Evet, 3. Üçüncü şahıs, evet, üçüncü tekil ve çoğul şahıs şahıs emir kipleri kipleri sin, sinler, şöyle sin, virgül, sinler, ya da sun, sunlar. Şeklinde normal normal nun ile yapılır. Evet arkadaşlar, burada ikinci tekil şahıs ve çoğul şahıs kipi ile üçüncü tekil ve çoğul şahıs emir kiplerini birbirine karıştırmamamız icap ediyor. Mesela örnekleri şuraya yazacak olsak mevzu daha iyi anlaşılacak. Mesela arkadaşlar, baksın, alsın, tanısınlar, başlasınlar, bakın sın, sınlar, veya okusun, koşsun, bulsunlar, uyusunlar, bu şekilde sun ve sunlar şeklinde yapılıyor. Misalleri şuraya yazalım. Baksın, kim baksın?
o baksın. Yani üçüncü şahıs, üçüncü tekil şahıs. Eğer baksınlar olsa bu sefer üçüncü çoğul şahıs oluyor. Baksınlar. Bulsun veya uyusunlar. Evet, demek ki üçüncü tekil ve çoğul şahıs emir kipleri sin, sinler ya da sun, sunlar şeklinde normal nun ile yapılır. Hatırlayınız, ikinci tekil ve ikinci çoğul şahıslarda biz kaf-ı nuni'yi kullanıyorduk. Fakat üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıslarda ise normal nun harfini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten bunun bir alt maddesi, tali maddesi bununla alakalı. Bu imla kaidesi işte ikinci tekil şahıslar için kullanılan ve kaf-ı nuni ile yazılan sın, sin, sun, sün eki ile karıştırılmaması icap ediyor. Mesela iyisin. Kim? Sen. İkinci tekil şahıs bakın. Kaf-ı nuni'yi kullanıyoruz. Ama yapsın dediğimizde kim diye sorduğumuzda o. Üçüncü tekil şahıs. Kaf-ı nuni değil, normal nunla yazıyoruz. Güzelsin. Kim? Kim sorusunu soracağız arkadaşlar. Eğer sen cevabını alıyorsak kaf-ı nuni. Eğer o cevabını alıyorsak veya onlar cevabını alıyorsak normal nunu kullanıyoruz. Aynı şekilde mesela bakarsın. Kim? Sen. İkinci tekil şahıs. Dolayısıyla kaf-ı nuni'yi kullanıyoruz. Sonra bilirsin. Kim? Sen. Kaf-ı nuni'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela gelsinler. Kim? Onlar. Üçüncü çoğul şahıs. Bakın orada normal nun harfini kullanıyoruz. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamak lazım. Evet. E maddemizin tali maddesi. Demek ki ikinci tekil şahıslardaki kaf-ı nuni ile bu üçüncü tekil ve çoğul şahıslardaki normal nun harfini karıştırmamamız icap ediyor. Mesela iyisin. Soruyorum kim? Sen. O zaman kaf-ı nuni ile yazıyorum. Güzelsin. Kim? Yine aynı şekilde sen. Dolayısıyla kaf-ı nuni ile yazıyorum. Alırsın. Kim? Sen. O zaman kaf-ı nuni ile yazıyorum. Görürsün. Yine kim diye soruyorum. Sen cevabını aldığım için kaf-ı nuni ile yazıyorum arkadaşlar. Evet. İkinci tekil şahıslardaki kaf-ı nuni ile üçüncü tekil ve çoğul şahıslardaki normal nun harfini birbirinden karıştırmamamız veya ayırt edebilmemiz icap ediyor. Bunu da bu şekilde bitirdikten sonra gelelim F maddemize arkadaşlar. Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısı her durumda muhafaza edilir. Hatırlayınız, Arapça ve Farsça kelimeleri biz Türkçe imla kaidelerine bağlı olarak yazamıyorduk. Asli yapılarını onlar muhafaza ediyorlar idi ve bu asli yapılar onların her durumda muhafaza edilir. Tekrar yazalım tahtaya. Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısı bu F. Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısı her durumda muhafaza edilir. Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısı her durumda muhafaza edilir. Mesela teşekkür diyoruz. Arapçadaki yazılışı bu şekildedir. Ve biz bunu aynen bu şekilde yine yazarız. Ve sonuna getireceğimiz ekleri köküne hiçbir müdahalede bulunmadan sonuna eklerimizi ilave etmek suretiyle yaparız. Mesela dürüst, Farsça bir kelimedir. Dürüst. Dürüstçe dediğimde
Önce dürüst kelimesini yazarım. Dürüstçe diye ekimi sonuna ilave ederim. Mesela maniler. Bakın mani' şeklinde aslında telaffuzu vardır Arapçada. Ama ben bunu telaffuz ederken Türkçe'de mani şeklinde telaffuz ediyorum. Ama yazarken aslı neyse öyle yazmak zorundayım. Mani. Yazımı şöyledir. Ben sonuna ek getireceğim için aslı yapısını yine muhafaza ederek ayın harfini yazarak sonuna getiriyorum ekimi. Maniler şeklinde. Yine aynı şekilde mesela hoca diye telaffuz ediyoruz. Aslı Farsçadır. Vav-ı mağduleyi işlerken hatırlayınız, işlemiştik. Farsça kelimelerde h harfinden sonra yazılan vav harfleri yazıldıkları halde okunmazlar. Aslı böyle yazılır. Bu şekilde hace diye okunur. Ama biz Türkçe'de bunu hocaya çevirmişiz. Ama yazarken aslı yapılarını daima muhafaza ederler. Hocamız diye bu şekilde yazıyoruz. Bu da bizim F maddemiz arkadaşlar. Arapça ve Farsça kelimeler demek ki asli yapılarını her durumda muhafaza ediyorlar. Geldik G maddemize. Diğer yabancı kelimeler ise Türkçe imla kaidelerine göre telaffuz edildikleri şekilde yazılırlar. Onu da şuraya yazalım. G maddemiz. Diğer yabancı kelimeler ise Türkçe imla kaidelerine göre telaffuz edildikleri gibi yazılırlar. Yani Arapça ve Farsça dışında kalan dilleri kastediyoruz. Mesela Mister diye telaffuz ediyoruz veya Mister diye. Sonra Carlyle diye okuyoruz. Daha sonra Edward diyelim ki nasıl yazılıyorsa normal W ile yazılır ama biz Edward diye telaffuz ediyoruz. Monte diye okuyoruz. Nasıl telaffuz ediyor, nasıl okuyorsak Türkçe'de o şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Türkçe imla kaidelerine uygun bir şekilde. Yani mesela Mister. Mister. Carlyle. Carlyle. Daha sonra mesela Bismarck. Mesela Edward. Misallerinde olduğu gibi. Demek ki diğer yabancı kelimeler Türkçe imla kaidelerine göre telaffuz edildikleri şekilde yazılıyorlarmış. Evet arkadaşlar, tamamlayıcı imla kaidelerinin ilk dersini burada sonlandırıyoruz. Kısaca işlemiş olduğumuz konuları 1-2 dakika gözden geçirelim. İlk maddemiz, A maddemiz, isimlerin yalın hali ile fiil kökleri hiçbir ek alımında bozulmazlar. Fiillerin kökleri ve isimlerin yalın halleri hiçbir ek alımında bozulmazlar arkadaşlar. Yani alınacak ekler kökün sonrasında devam eder. Köke hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. B maddemiz, klişeleşmiş ek ve kelimelerin çoğunda esasen okutucu harflere ihtiyaç gösteren farklı sesler bulunmasına rağmen bu okutucular pek kullanılmazlar. Mesela ekler siniz, sınız manasındaki ceiz, cağız, sis, olumsuzluk ifade eden mak, cek, cak, ler, dır eki. Kelimeler ancak, değil, sekiz, gibi, doksan, biz, yirmi, bir,
deniz gibi eklerimiz arkadaşlar. Tabi bazı kelimelerimiz, bazı ekler bu kaydaya uymuyor. Mesela yor eki arkadaşlar. Yor eki çokça kullanılan bir ek olduğu halde orada okutucu harfi biz kullanıyoruz. Mesela soru edadı olan mi. Orada da m'den sonra y okutucusunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu emsal bazı kaydaya uymayan, klişeleşmiş yazımı olmayan eklerimizde mevcuttur. Onu da ifade edelim. C maddemiz, ikinci tekil şahıs emir kiplerinde A sesleri elif ile yazılır. Başla, kapa, salla, oyna. Aynı zamanda bunlar fiillerin kökleri. D maddemiz, bu kipin nehileri kalın seslilerde ma, mimden sonra elif, ince seslilerde ise mimden sonra h ilavesiyle yapılır. Koşma, kalınlara örnek, gelme, incelere örnek. Ek alımı devam ettiğinde gerek elif, gerekse h okutucusu düşebilir. Bu şekilde yazılabilir. Kalınlarda arkadaşlar mastar ile nehyi biz nasıl ayırıyoruz? Kalınlarda sondaki ma sesi mim harfinden sonra mastarlarda h okutucusu ile yazılır. Nehilerde ise hatırladığınız gibi burada elif okutucusu ile yazılıyor. İncelerde ise arkadaşlar ikisi de h okutucusu ile yazılır. Fakat ek alımı devam ettiğinde mastarlarda bu ek düşmez. Nehi yapısında ise bu h okutucusu terk edilir. Zaten konuşmada vurgudan biz bunu anlayabiliyoruz. Gelelim E maddemize. Üçüncü tekil ve çoğul şahıs emir kipleri sin, sinler ya da sun, sunlar şeklinde normal nun ile yapılır. Baksın, baksınlar, bulsun, uyusunlar gibi. Ama ikinci tekil şahıslarda ise kaf-ı nuni harfini kullandığımızı biz unutmuyoruz. İkinci tekil şahıslardaki kaf-ı nuni ile üçüncü tekil şahıslardaki normal nun harfini karıştırmıyoruz. Bakın iyisin. Kim diye soracağız. Sen cevabını alırsak kaf-ı nuni, o cevabını alırsak normal nun harfini kullanıyoruz. F maddemiz Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısı her durumda muhafaza edilir. Aslını muhafaza ediyoruz, ekleri sonuna ilave ediyoruz. Ve son maddemiz diğer yabancı kelimeler ise Türkçe imla kaidelerine göre telaffuz edildikleri gibi yazılır. Nasıl konuşuyor, nasıl telaffuz ediyorsak onları da o şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.